Bugün YouTube kanalımızda eski çağlardan beri hala günümüzde de kullanılan, gelir sağlayan, süs bitkisi olarak da kullanılan kevkilik cinsi su kabağını, su kabağının bitkisini, su kapağını anlatacağız. Su kabağı böyle çalılık tarlalarımızın, ekim yapılan tarlalarımızın kenarlarında ekilen 5-6 cinsi olan su kabağımızın, kabak bitkimizin kevkilik cinsi su kabağımızdır. Su kabağımız çok eski çağlardan beri yörüklerimiz, insanlarımız, atalarımız, ecdatlarımız buzdolabı elektrik icat olmadan evvel, bunu plastik icat olmadan evvel ecdadımız bunu su fıçısı olarak, su bidonu olarak kullanmıştır. Gördüğümüz gibi su kabağımız, kevkilik su kabaklarımız dalında böyle büyümeye başlamıştır. Gördüğümüz gibi bu kabaklarımız uzayacak, uzayacak, kocaman olduktan sonra içi boşalacak ve şu şekilde kevkilik cinsi su kabağı olacaktır. Biz bunu merak ettik. Tohumunu araya araya bulduk, diktik. Ve eski çağlarda ecdadımız, atalarımız sıcak topraklarda, sıcak yaz aylarında buzdolabı, soğutucular, derin dondurucular icat olmadan evvel ayranlarını, yayıklarını, tulumlarını, hatta sularını, içtikleri suyu bu kabaklara, kevkilik cinsi su kabaklarına koyarak işte sularını doğal ortamda pınarlardan doldurarak doğal ortamda soğuk kalmalarını sağlamak için yüzyıllarca, uzun yıllarca bu su kabaklarını, kevkilik cinsi su kabaklarını kullanmışlardır. Savaşlarda, cephede askerlerimiz, vakti zamanı askerlerimiz o sıcak yaz aylarında, savaşlarda, eski çağlarda çok savaşlar olmuştur. Osmanlı döneminde çok savaşlar olmuştur. Kılıçla, okla, çeşitli el yapımı silahlarla savaşlar olmuştur. O dağda zorlu şartlarda atalarımız, ecdatlarımız, nenelerimiz, teyzelerimiz vatan toprağını kurtarmak için o ana kuzularına, askerlerimize bu su kabaklarını ekerek, kevkilik cinsi de su kabaklarını ekerek işte askerlerimize, atalarımıza, vatan toprağını savunan askerlerimize bu kabakla su taşımıştır. Kabağın Anadolu topraklarını kurtarılması için bugün Anadolu topraklarında yaşıyorsak, sağlıklı bir şekilde yaşıyorsak, savaşlarda en az eski çağlarda kağanılar kadar, at arabası kadar, sürüvariler kadar vatan toprağını kurtarılması için, vatan toprağının düşmanlardan kurtarılması için ve Anadolu yörüklerinin gelir sağlayabilmesi için su kabağının bugünkü çağlarda pek önemsenmese de yüksek oranda faydası vardır. İnsanlığa hizmet etmiştir. İşte bugün sizlere su kabağını tanıtmaya çalıştık. Kevkilik cinsi su kabağını tanıtmaya çalıştık. İşte dağında su kabağı. Ayrıca hala kırsal Anadolu topraklarında, köylerde işte vefat eden yaşlı teyzelerimiz ve vefat eden her türlü insanlarımız bir inanışa göre organik olduğundan işte organik olduğundan cenaze yıkamalarda işte organik bir ürün olduğundan, doğal bir ürün olduğundan cenaze yıkamalarında plastik kap yerine, plastik bidon kap tas yerine işte mefta yıkamalarında, cenaze yıkamalarında, kırsal alanlarda cenaze yıkayıcılar hala organik olduğundan su kabağını kullanmışlardır. İşte gördüğümüz gibi kevkilik cinsi su kabağımız bu şekildedir dağlında. Hoşça kalın.